Yasemin'le Esra ittifak kurmuştu ama Yasemin bayağı bir bozuldu. Ben Esra Hanım'la ittifak yapmıyorum ki moralim bozulsun. Ben beğenmeyince Yasemin Hanım bir bozuldu ama ben lafımı asla esirgemem, söylerim. Yasemin Hanım, siz yemediğiniz için bence... Ben yedim. Yememişsiniz çünkü. Yedim. Daha yememişsiniz yedim, bile yani. Ben yedim. Buna yani tuz oranınız benziyor. Evet, ikiniz de maşallahınız var. Tuz oranı çok iyi, çok yüksek. Sanırsam salçamdan kaynaklı oldu. Evet, acayip biraz tuzlu yüksek. Yapmış olabilirim. Katılıyorum arkadaşlar size ama... Peki, eline sağlık. Evet, sıra geldi Adana kebaba. Asıl senin spesiyelin bu arada hangisi? Adana kebaptı memleketim olarak. Adana kebap olaraktı. Spesiyeli. Peki, evet. Hadi bakalım gelsin. Yanında da tablacı salatası var. Gerçekten şu an çok sinirliyim. Hani benim içli köftemle kendi içli köftesini nasıl kıyaslayabiliyor? Nasıl yapabiliyor böyle bir şeyi? Yanından geçemez, yanından. Esra Hanım'ın köftesinin içini hatırlıyor musunuz? Onun köftesinin içinde kıyma bile yoktu. Hamur yedik resmen. Resmen hamur yedik yani. Esra Hanım biraz kendinize gelin ya. Eleştirirken biraz adaletli olun. Yavuz Bey bugün sizi koruyor mu acaba? Yavuz Bey bugün beni asla korumuyor. Yani öyle şeyi nereden çıkardılar bilmiyorum. Sence yaptıkları yorumlara karşılık ben cevap veriyorum Yavuz Bey'in. Hani kendilerinde mantıklı bir yorum olursa tabii ki kale alıp onları konuşacağım. Ama maalesef ki Esra Hanım ve Yasemin Hanım bana bugün dolu geldikleri için hem yemeklerimi beğenmeyecekler hem de düşük puan verecekler. Baştan zaten dolu gelmişlerdi. Ama ben onlara yeteneğimi ana yemeğimle göstereceğim. Yöremin yemeğini asla laf ettirmeyeceğim. Evet, afiyet olsun herkese. Nur Hanım, ellerinize sağlık. Yavuz Bey, bayağı bir düşündünüz böyle kara kara. Hayırdır? Yok, öyle bir düşünceye dalmadım. Bayağı bir böyle bir kaldı masada. Yok, siz yiyorsunuz ya, böyle kaldım yani. Hani. Bayağı bir kaldı böyle hani. Yani ne edeceğim acaba? Fark ettim ben. Evet, yani yemek istedim ama yiyemedim. Evet. Neden? Pişmemiş. O kadar umut duydum ki ve o kadar lezzetli hazırlamışsın ki içine. Ama pişmemiş. Ucundan aldım, biraz aldım, lezzetli tabii, geldi. Tabii. Bir açabilir misin içini, pişmeyen kısmını Nur Hanım da görsün neresi pişmediyse. Bakın yani şey pişmemiş. Çok kalın yapmışsın. Evet, biraz şişe dizmekte onu da neden yaptın? Bence biraz ince yapsaydın dökülme şansı çok fazlaydı. Evet. O yüzden kalıntı yapmışsın, evet. Ama maalesef pişmemiş. Bulgur pilavı da pişmemiş. Biliyorsunuz bulgur pilavı bizim orada nasıl yapılır? Bol domatesli böyle ıslak ıslak, evet, gelir. Sizce bu şu an o mu değil? Bizim yöremizde de bu şekilde yapılıyor. Adana yöresinde de bu şekilde. Adana yöresinden bahsediyorum zaten. Siz Adana, Hataylısınız. Hataylı ama şimdi Adana'da yanımda yani. Bütün lezzetlerini tamam, biliyorum. Dediğiniz tarzda Adana da domatesli getiren de var. Ama genelde biz bu tarzda yiyoruz. Biraz daha meyhane pilavı gibi böyle biraz sulu sulu, evet, hamurumsu sulu, mu sulu, oluyor? Evet, evet. Salatanız olması gerektiği gibi güzel. Teşekkür Peki, afiyet olsun. Esra Hanım, siz nasıl buldunuz ana yemeği? Ben de nedense bu konuda Yavuz Bey'le aynı fikirdeyim. Kesinlikle pişmemiş ve ağzım ağzımda kıtır kıtır böyle gelen bir tat. Ama dediği gibi hani içindeki baharatı, her şeyi gayet güzel. Kesinlikle pişmemiş. Bulguru çok lezzetsiz. Kesinlikle lezzet denen bir şey yok bulgurunda. Hiç soğan da mı koymadınız? Yok, hiçbir şey dediğim yok. Dediğim gibi sade bildiğin... ikram ettiğimiz için hep bildim yaptım. Salçayı kavurup bulguru koymuş içine, suyu basmış, getirmiş önümüze, o kadar. Peki şey, afiyet olsun. Ya. Esra Hanım, Yavuz Bey dedi ki iç harcı güzel ama lezzetli dedi. O iç harcından lezzeti aldın mı sen de? Lezzetli kebabın mi? Kebabın kendisinden. Lezzetli. Evet. Az önce siz de dediniz lezzetli diye. İç harcı pişmemiş dedim. Hani hayır, iç lezzetli harcı dediniz. Pişmemiş. Ben de ilk ya defa Yavuz Bey'e katılıyorum dedim. Şöyle bir şey. Katılıyorum. İç harcı pişmemiş. Ağzıma kıtır kıtır geliyor. Yavuz Bey de aynısını söyledi. Peki, lezzeti var mı iç harcının? Her şeyi hani... Yani, lezzetli mi? Ağzınıza aldığınızda o lezzet var mı? Hayır, yok. Ama az önce lezzetli dediniz. Evet, az önce lezzetli dediniz. Ya mi? Neden beni sürekli böyle bir eleştiriyorsunuz ya? Tamam da siz lezzetli dediniz ama. Bir dakika, bekleyin. Bir dakika, ben size şunları böyle bir masaya koyayım. Sürekli bunları ben size karşı böyle kullanayım o zaman. İşaret dili gibi mi? Evet, kesinlikle. Artık ben Yavuz Bey'e sürekli bana tamam, müdahale etmeyin. Ne demek bana istiyorsun karışmayın, onlar? Bana işte müdahale edip sürekli benim yani...
Benim konuştuğum an hani bu böyle değil. İşte yani resmen bana şey diyor. Yani görmüyorsun, duymuyorsun, bilmiyorsun. Yani ben de size ona diyorum. Görmüyorum sizi, duymuyorum. Bilmiyorum. Yavuz Bey'i görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum. Valla Esra Hanım size ne anlasam anlamıyorsunuz. Yasemin Hanım yorumunuz olabilir. Şimdi Nur Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Lavaş Adana'dan mı geldi? Yok değil. Yani... Kendiniz mi yaptınız? Hayır hazır. Hazır. Evet. Benim yufkama hazır dediniz. Benim el emeğime, annemin yaptığına hazır dediniz. Evet. Siz de bunu hazır kullandınız. Evet. Sizin bu menünüz önemli bir menüydü değil mi sizin? Evet. Günün menüsüydü sizin için. Evet benim için öyleydi. He. Pişmemiş. Sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Soğuk. Bulguru da pişmemiş ve çok yavan geliyor. Salatası da bu şekilde olmuyor. Sevgili seyirciler hatırlarsanız Adana'da da bütün Adanalılar bir hafta bunun kavgasını yaptık. Tablacı salatası öyle olur, tablacı salatası ama böyle olur. Ama asıl sokak lezzeti bu. Sokak lezzeti, Adana sokak bu. Lezzetleri. Biz sokakta değiliz ama evin içindeyiz. Biz bir davet sofrasındayız. Kendimi çürüyeceğim. Adana'da da değiliz o zaman kebap da yemeyelim. Of. Peki bir şey diyeceğim, lezzetli olmuş mu? Yani suyuna şöyle ekmek bandığında bir aroması, limonu, tuzu tadı geliyor mu? Biraz daha sumak isterdim. Peki. Teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun sevgili seyirciler. Günün anlam ve önemini belirten tatlımız gelsin mi efendim? Gelsin. Revani geliyor sofraların şanı. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.